закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністр закордонних справ Турецької Республіки Мевлют Чавушоглу підписують меморандум про взаєморозуміння щодо технічного співробітництва. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelirler İdaresi ve ile Ukrayna Devlet Vergi Servisi arasında teknik işbirliği mutabakat muhtırasını imzalayacaklardır. Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Türk Standartları Enstitüsü ile Ukrayna Standartlar Belgeleme ve Kalite Bilim Araştırma ve Eğitim Merkezi arasında karşılıklı anlayış muhtırasını imzalayacaklardır. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastirski, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Başbakanlığı arasında 4 Aralık 2009 tarihli kolluk makamları işbirliği anlaşmasının tedirgilerinin getirilmesine dair Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Başbakanlığı arasında protokolü imzalayacaklardır. Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknolojiler Bakanı Mustafa Varank ve Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti arasında yüksek teknolojiler, havacılık ve uzay işbirliği çerçeve anlaşmasını imzalayacaklardır. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu ve Ukrayna Devlet Gümrük Servis Başkan Vekili Vyacheslav Demchenko, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile Ukrayna Devlet Gümrük Servisi arasında Ortak Gümrük Kurulu'nun tesisine ilişkin karşılıklı anlayış muhtırasını imzalayacaklardır. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu ve Ukrayna Devlet Gümrük Servisi Başkan Vekili Vyacheslav Demchenko, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile Ukrayna Devlet Gümrük Servisi arasında yetkilendirilmiş yükümlülerin programlarının karşılıklı tanınmasına dair eylem planını imzalayacaklardır.
İkili belgelerin imza töreni sona ermiştir. Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Volodymyr Zelenski'nin açıklaması. Çok teşekkür ederim sayın hanımefendiler ve beyefendiler. Sayın Cumhurbaşkanı, onursal konuklar Ukrayna'yı ziyaret ettiği zaman gurur duyuyorum. Gerçek dostlar Ukrayna'yı ziyaret ettiğinde bahtiyar oluyorum. Ve bu iki niteliği taşıyan bir konuğun gelmesi ayrı mutluluk veriyor. O yüzden Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Ukrayna'ya hoş geldiniz diyorum ve bundan mutluluk duyuyorum. Aynı zamanda Sayın Hanımefendi'ye ve yüksek düzey Türk heyetine özellikle bugün de hoş geldiniz demekten mutluluk duyuyorum. Tam 30 yıl önce Ukrayna ve Türkiye diplomatik ilişkileri tesis ettiler. Bugün 30 yıldır devam eden işbirliğimizi ve dostluğumuzu çok önemli bir olay ile taçlandırdık. Ülkelerimiz serbest ticaret anlaşmasını imzaladılar. Bu tarihi bir olay ve hepimizi ve dost halklarımızı bu vesileyle kutluyorum. Hepimizi bu adımdan dolayı tebrik ediyorum. Müzakereleri yürüten çalışma gruplarımıza teşekkür ediyorum. İşbirliğimizin yeni ufuklarını açmak için uzun ve zor bir yol kat ettik. Bu iş dünyası için yeni imkanlar, yeni pazarlar, yeni kazanımlar ve gelir, istihdam, yatırımlar, ülkelerimizin gayri safi yurt içi hasıla ile ülkelerimizin refah düzeyinin artması demek. Bu anlaşma imzalanmadan önce bile ikili ticaretimiz geçtiğimiz yılda 7 milyar dolara yükselerek yeni bir rekor kırdı. %50'den fazla bir artış gösterdi. Bu da 10 milyar dolarlık hedefimizin ve isteğimizin, iki cumhurbaşkanının isteğinin mümkün olduğunu gösteriyor. Serbest ticaret anlaşması da bu hedefe beklediğimizden daha hızlı bir şekilde ulaşmamızı sağlayacaktır. Ama aynı zamanda daha önemli şeyler var. Çünkü bu şeyler olmadan tüm ekonomik galibiyetler anlamını kaybeder. Bunlar güvenlik ve barış. O yüzden önümüzde duran meydan okumalar ve bunların giderilmesi için atılacak adımlar görüşmemizin temel konularıydı. Egemenliğimize ve toprak bütünlüğümüze değişmez ve ardıl desteği ve Kırım'ın kurtarılması ve Kırımlıların hakların korunması için Türkiye'nin Kırım platformuna aktif katılımı için Sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyorum. Buradaki kastımız hem Kırım Tatarlarına yönelik desteği hem de Kırım'dan göç edenler için konut inşasını kapsıyor. Bu konuda ilerleme kaydettik. Eminim ki yakın bir zamanda bu önemli projeyi Herson, Mykolaiv ve Kiev'de hayata geçirerek sonuç elde edeceğiz. Savaşı bitirme yolunda Ukrayna Rusya arasında arabulucu olma inisiyatifi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özellikle teşekkür etmek istiyorum. Ukrayna'da barışı temin etmek için tüm platformlarda ve tüm formatlarda elimizden geleni yapmaya hazırız. Savaşı noktayı nerede koyacağımız hiç önemli değil. Önemli olan herkesin sayın bir şekilde buna hazır olması. İkili ilişkilerimize değinerek özellikle şunları belirtmek istiyorum. Bugün altyapı ve yatırım alanındaki etkileşimimiz aktif bir şekilde gelişiyor. Ukrayna ilgili kanunları kabul ederek yabancı iş dünyası için elverişli şartlar oluşturmakta. Türk şirketlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerinin hem büyük inşaat programı kapsamında hem de teşvik edip destekleyeceğimiz yeni ortak projelerde daha da aktif hale gelmesini bekliyoruz. Savunma sanayi ve havacılık sektörlerindeki işbirliğimizi bugün özellikle ele aldık. Bunlar stratejik ortaklığımızın itici güçlerinden biridir. Buradaki amacımız somut projeleri hayata geçirmek, ortak teşebbüsleri kurmak ve tecrübeli teknoloji paylaşımı yapmak. Bugün imzaladığımız anlaşma Baykar makina İHA'larının Ukrayna'daki üretimini genişletecek. Bu yeni teknoloji istihdam, Ukrayna'nın savunma kabiliyetlerinin güçlendirilmesi demek.
Biz aynı zamanda enerji sektöründeki etkileşimimize yeni bir ivme kazandırmak istiyoruz. Bugünkü istişarelerin neticesinin ülkelerimizin ve tüm bölgenin enerji güvenliğini güçlendirecek pratik bir sonuç doğuracağına inanıyorum. Bununla birlikte COVID-19 sebebiyle uygulamaya konulan tüm kısıtlamalara rağmen bir yılda Türkiye'yi ziyaret eden yaklaşık 2 milyon turistimiz bir rekor kırdı. Ben de ülkemize Türkiye'den gelen turist sayısının her sene artmasından memnunum. Birbirinin ülkesinde bulunan vatandaşlarımız misafirperverlik, konfor, güvenlik ve saygı hissediyorlar. Bunlar geleceği verimli ve başarılı ortaklığı ve devletlerimizin kardeşliğini garanti eden halklarımızın dostluğu için sağlam dayanaklardır. Hem geçen 30 yıl için hem de bundan sonraki yüzyıllar için. O yüzden Türkiye'nin Harkiv ve Lviv'de başkonsolosluklarını açma inisiyatifini destekliyoruz. Biz de aynı şekilde Antalya'daki Ukrayna konsolosluğu başkonsolosluğa dönüştürerek vatandaşlarımızı daha aktif bir şekilde korumaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı, görüşmemiz, sayın sohbetimiz ve önemli ziyaretiniz için size teşekkür ediyorum. Bu ziyaret Ukrayna'nın dostu kimin olduğunu, bizim yanımızda her zaman durmaya ve her zaman yardım etmeye kimin hazır olduğunu gösteriyor. Ukrayna bunu her zaman hatırlayacaktır ve aynı şekilde her zaman yardıma gelmeye hazır olacaktır. Ama kalpten inanıyorum ki dostluğumuzu ortak tehditler değil, ortak galibiyetler güçlendirecektir. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Bu önemli ziyaret için teşekkür ediyor. Dikkatiniz için teşekkür ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması. Sayın Devlet Başkanı, değerli dostum, saygıdeğer bakanlar, kıymetli basın mensupları, sizlere en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum. Yüksek düzeyli stratejik konseyimizin 10. toplantısını az önce gerçekleştirdik. Bu vesileyle 2 yıl aradan sonra stratejik ortağımız Ukrayna'yı tekrar ziyaret etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Diplomatik ilişkilerimizin 30 yıl önce bugün kurulmuş olması ziyaretime ve toplantımıza tarihi bir boyut kazandırmıştır. Şahsıma, eşime ve heyetime gösterilen sıcak misafirperverlik için değerli dostum Sayın Zelenski nezdinde Ukrayna halkına ve makamlarına teşekkür ediyorum. Ziyaretimiz hassas bir döneme tekabül ediyor. Kırım'da dahil olmak üzere Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam ettiğimizi tekrarlamak istiyorum. Sayın Devlet Başkanı başta olmak üzere Ukraynalı yöneticilerin sağduyulu ve diyaloğu öne çıkaran mesajlarını takdirle karşılıyorum. Daha önce de vurguladığım üzere Türkiye Karadeniz'den komşu olduğu iki dost ülke arasındaki krizin sonlandırılması için üzerine düşeni yapmaya hazırdır. Liderler seviyesinde bir zirveye ya da teknik düzeyde görüşmelere memnuniyetle ev sahipliği yapabileceğimizi bugünkü görüşmelerimizde bir kez daha vurguladım. Zira Türkiye olarak yangına körükle gitmek yerine tansiyonu nasıl düşürürüz mantığıyla hareket ediyoruz. Donbas ihtilafının kontrolü noktasında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Ukrayna Özel Gözlem Misyonu'nun rolünü önemsiyoruz. Kuruluşundan bu yana tüm tarafların güvenine mazhar olmuş Türk büyükelçilerce idare edilen misyona desteğimiz tamdır. Krizin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü
ve uluslararası hukuk temelinde Minsk anlaşmaları çerçevesinde barışçı ve diplomatik yöntemlerle sona erdirileceğine samimiyetle inanıyoruz. Değerli basın mensupları, görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizi her yönüyle ele aldık. Geçtiğimiz sene %60'a yakın artışla 7,5 milyar dolara ulaşan ticaret hacmimizi 10 milyar dolar hedefine yükseltmek için atılabilecek adımları değerlendirdik. Az önce imzalanan serbest ticaret anlaşmasının bizi bu hedefe hızlı bir şekilde taşıyacağına yürekten inanıyorum. Ekonomik işbirliğimizin en önemli sütunlarından birisi Ukrayna'daki yatırımcılarımızdır. Türk şirketlerinin Ukrayna'da altyapı projelerini başarıyla tamamlamaları bizleri gururlandırıyor. Şirketlerimize güveninden ötürü Sayın Başkan'a huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Turizm alanındaki işbirliğimiz de giderek güçleniyor. Salgına rağmen geçtiğimiz yıl 2 milyondan fazla Ukraynalı dostumuzu ülkemizde ağırladık. Bu senede yeni rekorlar kıracağımıza emin. Görüşmelerimizde ülkelerimiz arasında tarihi bir dostluk köprüsü oluşturan Kırım Tatarları başta olmak üzere soydaşlarımızın durumunu da değerlendirdik. Soydaşlarımıza yönelik ortak projelerimizi ayrıntılarıyla gözden geçirdik. Bugünkü toplantılarımız ve imzaladığımız anlaşmalar stratejik ortaklığımızı daha ileri noktaya taşıma irademizin birer sembolüdür. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kazan kazan temelinde ikili işbirliğimizi her alanda güçlendireceğimize inanıyorum. Kıymetli dostuma nazik ev sahipliği için tekrar teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Konsey toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Дякуємо за увагу.